güzel bir dizayn ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bakın şöyle bir kanat tasarımı yaptım. Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Evet, bugün farklı bir proje yapacağız. Bir deniz skuturu yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce kanalımda buradaki motorlarımı test etmiştim. Her bir motorumun gücü 300 watt. Yine kanalımızda buradaki pilin yapımını LifePo 4 pil grubum 20 volt 18 amperlik bir pil grubu oluşturduk kendimize ve diğer malzemelerimiz bildiğiniz basit bir strafor arkadaşlar. Bunları yine daha önceden çok vakit almasın istediğim için akümün içerisine sığacak ölçüde bir strafordan kutu oluşturdum kendime. Şu şekilde yine kartondan yuvarlak halkalar, artık kartondan tutacak diyelim bunlara. Ve burada yine kartondan birazdan ne işe yaradıklarını göreceğiniz kalıpları oluşturmaya çalıştım. Aslında bunlar benim motorlarımın koruma kalkanı veya koruma kılıfı diyebiliriz arkadaşlar. Burada artık denizaltıda olduğu gibi fiberle kaplayacağız. Daha sonra polyester macunuyla bunları gerçek bir su skuturuna dönüştürmeye çalışacağız. Haydi projeye geçelim. Evet, ben skuturumun dizaynını kendi isteğime göre yapacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tutacaklarımı bu şekilde yerleştirmeyi planlıyorum. Yine bunlar benim motorlarımı koruyacak olan dış gövde olacak. Ortalama dizayn şu şekilde. Bu işin en kolay, en basit kısmı diyebiliriz. Diğer tarafta yine aynı. Bir adet el tutacağım ve bir adet motor koruma bölgem olacak. Bunları bu şekilde hazırlayacağım ve kenarlarını kendi isteğime göre dizayn edeceğim. Daha sonra bataryamızı, pilimizi, ESC'lerimizi içine yerleştireceğiz. Tabii yine burada güzel bir dizayn ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü görsel bildiğiniz gibi önemli arkadaşlar. Evet, ben tasarımımı tamamladım. Bizim tasarımımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu bizim üst kanadımız. Kanadı hareketli de yapabilirim. Sabit de olabilir. Çok problem değil. Çünkü yere batmaması gerekiyor. Bakın şöyle bir kanat tasarımı yaptım. Burada ise gövdemiz var. Motorları buralara yerleştireceğim. Dış gövdemiz şu şekilde, içine akümüz yani bataryamız yerleşecek. Aşağı yukarı tasarımımız bu şekilde olacak. Şimdi polyesterleme işlemine geçelim. Bir aşamaya kadar geldim. Fiber gövdem oluştu. Bazı yerlerde rötuşlar yapılacak. İki parçadan oluşuyor skuterımız, motorlar olduğu, akünün olduğu, bataryanın olduğu bölüm ve üst kanat olarak tasarladım.
Üst kanat su üzerinde durmak için, yani scooter'ı elimizden kaçırdığımızda su altına batmasın. İstediğimiz anlarda buraya montaj yapacağız. Yalnız derin dibe dalmak istediğimizde ise üst kanadı çıkarmayı planlıyorum. Çünkü batmayabiliriz bu şekilde. Motorlar boşuna performans harcamasın istiyorum. Daha önce motorlarımızı size tanıtmıştım. Motorlarla ilgili videoyu geri tarafta bulabilirsiniz arkadaşlar. Motorlar için 2 adet sürücü sipariş ettim. Bunlar şu şekilde çalışacak. Bu sürücüden 2 adet geldi. Motorlarımızın testini yaptım. Sürücüler çalışıyor. Ve burada ise LiFePO 4 pillerden 20 amper 20 voltluk bir akü bankası oluşturdum. Artık adım adım finale doğru gidiyoruz diyebilirim. Burada bazı çatlaklar, bazı rutuşlar var. Bugün bu rutuşları yapacağım. Daha sonra ise motorlarımızı yuvalarına, hazırlamış olduğumuz yerlere montajını yapacağız. Bakın şu şekilde. Bilerek motor yuvalarını biraz büyük bıraktım arkadaşlar. Daha güçlü motorlar içerisine montaj edebilelim diye. Elimdeki motorların her biri 300 watt. Yani bu motorun bir tanesi 300 watt. Ortalama 3 kilograma yakın da itme veya çekme bize sağlayabiliyor. İşte 2 adet motorumuzla ortalama 5 kilogramlık bir itme gücüyle su altında yol alacağımızı düşünüyorum. Şimdi gelin rutuşlarımızı tamamlayalım. Daha sonra motorlarımızı yerleştirelim, devrelerimizi kontrol edelim ve projemizi sonlandıralım istiyorum. Evet, görsel olarak scooter'ımız buradaki görsele yakın olacak. 2 adet 300 watt motorum, yani totalde 600 watt gücünde 20 amperlik 20 volt 20 amperlik LiFePO 4 pillerle süreceğiz. Ortalama 1 saat ile yarım saat arasında performans bekliyorum. Tabii ki batarya kapasitesini arttırabiliriz. Bu şimdilik bu şekilde dizayn edildi. Normalde ortalama 2000 dolar gibi fiyatlara satılan bu scooter'ı ben 250 dolar gibi bir rakama mal edeceğim ve harika bir deneyim olacak bizlerle arkadaşlar. Fiberin üzerini polyester macunuyla kaplıyoruz. Burada gördüğünüz çelik macun veya polyester macunu denilen bir malzeme arkadaşlar. Donduğu zaman çok sağlam bir yüzey elde edebiliyoruz. Pürüzsüz ve sağlam bir yüzey. İki karışımdan meydana geliyor. Sertleştirici ve macunun kendisi. Oto kaborta tamirinde bu malzeme kullanılıyor biliyorsunuz. Burada bazı çatlaklar oluştu. Çatlaklara tekrar çekiyorum. Çünkü su almaması gerekiyor scooter'ımızın. Suyun içinde çalışan bir malzeme. Özellikle çok dikkatli kullanmak lazım. Evet, %90'ını tamamladık şu anda. Scooter'ımızın sadece ufak tefek rutuşları kaldı. Artık boyaya geçeceğiz. Tabii elektronik aksamın da bu aşamada hazırlanması gerekiyor. Burada motorlarımız var. Burada 18 amperlik 20 voltluk LiFePO 4 pil bankamız. Burada ise 2 adet bağımsız motor tetiğimiz var arkadaşlar. Bunların her biri benim motorlarımı sürüyor. Evet, şu. Bakın şu şekilde elektronikler hazır. Sağ sol motor birbirinden bağımsız hareket edecek.
Şu şekilde motorları yerleştireceğiz. Pilimiz yine şu bölgede dik konumda kalacak. Çünkü her şeyi buna göre dizayn ettim ben. Motorlarımız, bunlar tetiklerimiz. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Genel hatlarıyla proje bu şekilde olacak. Her şeyi yerli yerine yerleştirdiğimiz zaman artık test aşamasına geçebiliriz. Muhtemelen bir sonraki bölümümüzde testini hep birlikte göreceğiz. Umarım faydalı oluyordur. Yeni projeler için beni takip etmeye devam edin. Destek olmak isteyen arkadaşlar bana katıl butonu ve süper teşekkür butonuyla destek olabilirler. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.